Çocuk kötü. Şimdi bunu söylemek istiyorum. Bir şeyi anlaşalım. Altı değer diyorsunuz. Altı değeri buradaki farklı değer olarak diyorsunuz. Ama ben altı değeri ama kötü sizden bir şey rica ediyorum. Bir beni ama bak bunu yönetiyor. Yönetimlerine herkese eşit davranıyor. Herkese bu mikrofonu eşit veriyor. Bunları gazetenizde, köşenizde yazabilirsiniz, anlatabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama bir şey var. Bu söylediğiniz sizin iddianız. Bu burada sizin iddianızı dile getirmek için toplandı. Bu kadar arkaya, bak bu kadar arka insan benzeri fikirleri taşıyor olabilir. Ama bir şey sormanız lazım. Bu da aksine şey konuşuyor. Bu da merak etsin olduğunu kendisi gelsin kendisi anlasın diye bir. En doğru elini soruyu sor. Sor. Bir şey ne yaparız? Aksine için bir şey yapmak isteyen insanların tavsiyeniz nedir diye sorun. Sizde de eğer aksine bir katkınız varsa, Mehmet Bey yorum bir sorunuz varsa diyor ki Mehmet Bey, 3000 işçi, 5000 işçi, 10.000 işçi öyle sorun. Ya da mavi arabaya mı bineceğiz, yeşil arabaya mı bineceğiz ama yalın bir şey olur. Son cümleyi söylüyorum. Siz bana trafik yapıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Sayın Mehmet Bey, trafik olarak kapitalinden alıyorsun. Haklı olabilirsiniz. Ay ben böyle bir şey. Ama sorunuzda bir şey olsun. Bir insanlar bir fayda görsün. Son cümleyi söylüyorum. Sen nasıl son cümleye çözeceğim? Ben konuşuyorum lütfen. Yani diyor. Sen konuşur. Faaliyet özgürlüğüm varsa lütfen benim adımı bir şeyler söylemesi gerek yok. Ya siz öyle yapıyorsunuz. Mehmet Bey bunu cevap verir herhalde. Bir saniye. Son cümleye çözüyorum. İtiraf edilir. İtiraf edilir. Çok önemli bir itirafta bulundunuz. Bu kadar kısa ömürde bunlara gerek var mı? Yani paylaşılması gereken dünya, ekonomi, sosyal, toplumsal, insanların sosyal bir varlık, hayvan değil, 12 saat, 15 saat, 18 saat çalışılması. Yani siz çalıştığınız mavi ve beyaz yakalı işçilerinize gelecek güvencesi yok ve sendika duruyorlar. Bunu son cümle olarak soruyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi, kardeşimiz eminim ki içten içerlere geldi ama bir şey var. Bir düştü var, değişmen bir şey var. İnsan her şey doğru olur. Her doğru söylemek de doğru değildir. Burada kimse kimsenin faydalanması önüne geçemez. Kardeşimizin elinde köşesi var, gazetesi var, bunları yazıyorlar. Ama burada sadece Mehmet Keskin arıyor. Akisar var, ben varım, biz varız. Kaymakamından dün iş adamlarına tutup, burada emek vermiş, sermaye vermiş, işçi çalıştıran insan var. Bu dünyada emek, kapital, işçi ilişkisi hiç bitmedi ki. Daha önce tartışıldı, bundan sonra da tartışıldı. Hiç kimsenin ideali dünyada şimdiye kadar gerçekleşmedi ki. Hangi tarih sürecinde ideali ulaşıldı ki? Bana bir tane örnek gösterebilir misin? Eğer Akisar olumlu yerine almazsa bunu bakarsan mümkün değil. Bu kardeşimizin sorduğu tam soruyu anlamış değilim. Anlamış değilim. Ama Mehmet Bey de bu konuda ne cevap vermek istiyorsa tabii ki o özgürlüğü de Mehmet Bey de özgürlüğü cevap verecek. O da aranacak. Şimdi ben Akisar Şimdi kimse söz almadan konuşmamasın. Arkadaşımın söyledikleri saygıyla karşılıyorum. Ama bunun yanında bir kere bizi kimse zorla çalıştırmamış. Bir. Bu konuyla ilgili sendika diyorsunuz şu fon. Bu konuyla ilgili sendika haklarıyla ilgili çalışmak isteyen kişilerimiz varsa onlar da her taraf açık. Onlarla ilgili bir şey söylemeliyiz. Ama bunun yanında bugün sendika lafı ediyorsun da sendika önceki günlerde gördük sendika ağlarını bilmem neyi filan işçinin anısını anlattılar. O da ayrı dağlar. Bu konuda da çok fazla girmeye gerek yok. Burada önemli olan birlik ve beraberlik içinde en iyi şekilde nasıl Türkiye'yi güzel yerlere getiririz. Bizim geldiğimiz yer belli. Sen de çalışacaksın. Sen de geleceksin bir yerlere. Ama bunun yanında buradaki bu sizin ifade ettikleriniz, istedikleriniz veyahut da bu haklarlıklar hiçbir şekilde çalışmadan hiç kimse bir yere gelmiyor. Ben Mehmet Keskinoğlu olarak
56 yaşındayım, 55 yaşındayım. Ortalama 2 senedir doktora gidiyorum. Belimle ilgili ciddi sıkıntılarım var. En son gittiğimde doktora ya dediler ki, Mehmet Bey, sen bu senin belinde ciddi bir hambal beli var ya. Ben 1972 yılında bir kamyon yem geldiğinde abimle birlikte bir kamyon yemi hambal tutmayalım da birlikte indirelim, evimize bir kilo kıyma götürelim diyerek de onun hesaplarını yaptım. Eskinoğlu olarak gururla söylüyorum. Keyifle söylüyorum. Ben hambalık yaptım kardeşim. Şu anda yine işimin hambalıyım. Onun için ben bütün ekibimle, bütün çalışanımla, bütün ekibimle, her şeyimle ben Keskinoğlu firmasıyla kol kola girip bütün ekiple birlikte bu işimizin hambalıyız abi.